Şımarık kedi. Aldıklarımla birlikte bakalım mı? Mesela başlıyorum bundan. Çöp şiş diyecektim, acıktım galiba. Ne yapıyor? Ya pisliksin ya. Ooo, aynısından 85 tane var evde. İyi diyor, bundan sonra böyle de. Yemeyin. Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Of ya, elimde koli bandıyla çıktım evden. Çünkü sizinle araba sohbetleri tarzında bir videoyla başlayıp sonu Ikea'da alacaktık. Ama olmadı çünkü bizim arabanın bu üst tarafı kayıyor. Caner bunu yağlıyor mu anlamadım ben. Torpido sütü mü ne haltımsa onun için yapışmıyor ve sizi sabitleyemiyorum. Sizi sabitleyemediğim için de araba sohbetleri çekemiyorum. Çıldıracağım ya. Of. Kursağımda kaldı. En çok sorulan sorulardan 3 tane cevaplayacaktım gidene kadar. 3 soru 3 cevap yapacaktık. Yapamadı. Ama çaresini buldum. Bugün olmasa bile aynaya telefon tarzında tutacaklar var ya, ondan alıp bu şekilde yapacağız. Hem önüm de kapanmamış olur. Kızlar ya, of, bir şey de kursağımda kalmasın. Neyse, gidelim ona çekmece alalım. Çünkü o en üst kat var ya, artık ben başa çıkamadığımı fark ettim ve dedim ki dolap almayacağım. Çünkü kirada oturduğumuzdan dolayı dolap taşınacağımız eve muhtemelen olmayacak. Evde 3 tane dolap olur çünkü eğer alırsam. Onun yerine çekmece alayım. Yani şifonyer gibi düşünün bunu. Şifonyerim olmadığından dolayı en azından taşınırsak bile, kıçıma bir şey batıyor, telefonummuş, pardon. Taşınsak bile onu yatak odama koyup yine de kullanabilirim diye düşündüm. Ölçülerimi aldım. Şimdi yolculuk Ikea'ya başlasın. Caner, kuşlar sıçmıştı, onu temizliyor. Kedim gelmiş ya, benim kedim gelmiş buraya. Mama koymayı unuttum ben. Ama bu dobik mama istemiyor, bu sevilmek istiyor. Bunu çünkü bütün site besliyor, doymuyor ama o ayrı bir mesele. Sevgi için geldi ama artık çok geç pisi. Ama kızlar, kunduralarım nasıl ya? Aa, cüguli çıkıyor yola, cüguli çıkıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim, ben çekmece almaya gidiyorum ama alamadan geleceğim çok büyük ihtimalle. Çünkü Caner gelemiyor çalışacak işe gittiğinden dolayı. Ben de onu küçük bir halter, halkül, har, seyit onbaşı olamadığımdan dolayı, sırtlayamayacağımdan dolayı alamayacağım. Yani bir kere gidip bakalım, beğenirsek bir eve sipariş veririz ya da Caner suyla bir kere daha gideriz. Erkem arabaya bindirir getirir. İşte böyle. Artık gidelim ha, başlayacağım şimdi kuşunun dışkısına. Kibarlaştım, gördün mü? Reis bitti mi reis? Reis görüldü. Reis! Hiç umurunda değil ki ya. Ne yaptı, ne etti? Yine sevdirecek insan buldu kendine. Caner mama koydu, bak yemiyor. İlla sevdirecek kendini eşek. Poposunu çok sevme, sevmiyor orayı. Kafayı sev. Heh, bak. Eşek ya, sıpa ya. Şımarık kedi. Eline mi vuruyor? Yerim onu ya. Asansöre geldim. Bebeğim gibi taşıyormuş tripodu. Bakalım. Tam dolaşmak için de yalnız ayakkabısını bulmuşum gerçekten. Ne ihtiyacım olmayan şeylere bakıyorum. Ya bu ne? Caner'e yeni gelin sunumu yapmam yok mu ben bununla? Poğaça. Şifonyere ulaşmaya çalışıyorum. Çok yanlış bir ayakkabı seçmişim ama olsun. O kadar güzel ki. Bayıldım. Yatak odasının yatağının başına. Ama fiyat çok yüksek. Kız kolonmuş bunlar, Allah seni. Evet, alacağımız şey bu kızlar. Normalde bundan iki tane alacağım. Yani bunun beyaz olduğunu düşünün, tamam mı? Böyle tam benim o camın altını kaplayacak şekilde. Ve böyle bayağı eşyamı alırlar bence. Ha, içini de bak ne güzel yapmışlar. Böyle organizer de alırım buradan. Bayağı geniş, her şeyimi kaplar diye düşünüyorum. Bir de kaliteli. Benim mesela yatak odamda buna benzer bir şey vardı. Ben tabii onu Trendyol'da X bir mobilyacıdan almıştım. Bayağı dökülüyor yani lambur lumbur. Caner kaç kere yaptı kim bilir. Bu çok daha sağlam olmuş. Fiyatı da iyi bence. Aslında bir tane daha gördüm. Onu çok beğendim ama yerim ona müsait değil. Normalde şunu beğendim ama ölçüleri odama olmuyor. Yani şöyle şimdi bundan almaya kalkarsam 6 tane çekmecem olacak. Ölçü tamam, sıkıntı yok ama yine küçük kalacak, ama diğerinden alırsam 8 tane çekmecem olacak. Beynimin %100'ünü kullanıp şunu alacaktım.
Bak şu ikiliyi çünkü daha şık duruyor. Sonra dedim ki bu ikili küçük gelir bana. Bir tane daha olsa keşke şöyle. Sonra aklıma bu geldi. Ama bunu alırsam da üstündeki camlar ekstra ayrı olduğundan dolayı kötü duracak. Yani hiçbir şekilde olmuyor. Yine maalesef onu almak zorundayım. Size çocukluk hayalimi anlatamam ama gösterebilirim. Tam olarak bu. Üzdü. Bak ev kira olmasa hiç düşünmeden alacağım dolabı göstereyim mi? Tam olarak bunu al. Benim o en üst kattaki köşeye koy. Mis gibi dolap. L dolap. Ama şimdi ben bunu alırsam bir sonraki gideceğimiz ev belki ufacık olacak. Bunu ne yapacağım sonra? Fiyatlar da uçuyor mübarek. O yüzden işte kendi evime taşınana kadar, evimiz olana kadar en azından böyle. Ay biraz gün kurtarmaya çalışıyoruz ne yazık ki. Bu lafı da hiç sevmiyorum ama. İnsan lavaboyu bile almak ister mi ya? İster, bir tane sığır da bardağını bırakmış burada. Şu an lavabo bile almak istiyorum. Çok güzeller. Of, altındaki çekmece peki. İşte evimiz olsun yapacağız lan. Yarım saattir düşünüyorum. Bundan 3 tane almak mantıklı geldi. 3 tane yan yana koyayım. 8 daha 16. 160, 170, 180, 190, 200, 210. Ama sığar mı bilmiyorum. İşte bir ölçmem lazım ama bunun da stoğu yokmuş ya. Yani nerede? Aslında şifonyerle aynı fiyata geliyor. Dedim ki şöyle aynalı bir dolap mı alayım kendime? Mesela şu indirime düşmüş. İçi falan bayağı geniş aslında. Hani mantıklı mı olur diye düşündüm ama dolap alıp da orayı da bir tane daha dolapla kapatmak istemiyorum. O yüzden bence çekmece. Sizce? Ama şu çok güzelmiş. Aynalı olması da bayağı güzel. Teyze hoşlar, böceklerime ne buldum ya. Ay yeri ver onların totolarını. Of, yer olsa alacağım. Kızlar bu şakın mı? Çok tatlılar ya. Kızlar bir Ikea date yapmayalım mı ya? Bak gelirseniz şu tatlıdan ne olur yiyin, tamam mı? Bunu da yeni gördüm. Çörek miymiş neymiş bakın. Tadı yok gibi. Güzel ama. Beğendim, bu da çok güzel. Tahinli. Özlemişim. Rujumu tazeleyeyim. Bu size hani dedim ya, en son bir tane beğendim. 3 tane almaya karar verdim tekli tekli diye. Ama stok yokmuş, sordum. İzmir ve Ankara'da var dedi. Online'da da yok. Ama bir 10 güne 15 güne bir kontrol et dedi. Belki gelir tekrardan dedi çalışan kişi. O yüzden bir 10-15 gün bekleyeceğim. Baktım gelmiyor. Her an İzmir'e de Ankara'ya gidebiliriz. Şaka şaka. Ki konu sürüyorum. Bunu bitirmişim ben, biliyor musunuz? Böyle bitirdiğim için de unutmuşum, bırakmışım. Burada yeni bir Kiko mağazasına girip tekrardan alacağım. Uzun zamandır herhalde bitirdiğim nadir rujlardan. İnternette çakmasını buldum, biliyor musunuz? Sakın uygun fiyatlı diye almaya kalkmayın. Trendyol'dan alacaksanız da Kiko'nun kendi satıcısından alın. Yarı yarıya fark oynuyor. Aman kanmayın. Diğer tarafından da hemen bir gloss. Bugün birlikte make-up yapmadık ya. Vicdanen onu gidermeye çalışıyorum sizinle. Çok güzel şeyler buldum. Gelin. Bakalım. Bir tane şundan aldım. Dayanamadım ya. Pembe çantamın içine koyacağım. Bir tane de şunlardan aldım. Belki böyle bir yerlere gidersem içine bir şeyler doldururum. En son aldıklarım çatladı benim. Toka falan aldım. Şunu sırf kutusu için aldım. Çok tatlı. Bir de böyle bir toka buldum. Gelin dolaşalım da. Aa, bundan alayım. Bunlar krem kutusu. Evet. Bayıldım. Ama ben bunları kullanamıyorum işte. Yoksa alırdım. Şunu da sırf kutusu için alınır ya. Ya delireceğim. Çok güzeller. Bu ne? Kalemlere bakın. Ayaklarım akara sular indi. Asansörde geçti. Günümün özeti ya. Aldıklarımla birlikte bakalım mı? Evet. Bugün aldıklarım. Şimdi bu Miniso, Yoyoso falan var ya, böyle şey markası. Tamam. Canların ama gerçekten. Hani kısa kese de ver. Hayır be onları. Tamam. Tamam, onun şeyi yani. Ama. İlk defa girdim. Çok garip garip şeyler vardı. Tamam mı? Çin'den gelen ürünler gibi mi? Çin'den değil de uzak doğu bu galiba. Daha çok böyle tamam, Japon. Çin malı. Tamam, Çin malı. Mesela başlayalım bundan. Anlamaya çalış bakalım ne bu. Kremlik mi ne bu? Kremlik. Evet, adı kremlik. Aç bakalım kremliğimi. Gerçekten mi? Evet evet, içine krem konuluyor. Bayağı da detaylıymış he. Şey, açma yerleri de var. Şöyle kapak falan ya, yapmışlar. Bunu yedek göndermişler. Nereye? Şu an kullanacağını göstereyim size. Netlemiyor. Ha, senin gözünü netliyor çünkü şu an. Gözünün üstüne koy. Gözünün üstüne koy. Hocam öyle değil ya. Gözünün üstüne koyuyoruz. Hayır, yakınlaştırıp gözüne getir anlamında. Evet, şimdi aldım. Üçra bunu ya kullanacak. Uçakla bir yere gidersek tatile matile. O yüzden böyle yasak ya hani.
İçine. Ondan böyle aldım bakayım. Böyle üçlü kutu. Neyse evet. Bunu bildin. Kremlik şanslı kutu. Yine gelirse. Oo. Çok güzel değil mi? Toka. Toka kutusu. Ya normalde hani kızlar ben size gösterdim ve ay çok tatlıymış sırf kutusu için alacağım diye. Sonra dedim ki Büşra 3 yaşında mısın? Düzgün bir şey al. Düzgün bir şey. Oo bu ne be? Adam öldürür. Baksana dişisi falan çok tatlı. Sırf o yüzden aldım. Çek bakalım. Hoppa. Bunu biliyorum. 3 gündür tişörtüne asıp geziyorsun bunda. Ama farklı rengi o. Bunu yeni aldım ben. Bu ne? Get get. Bu da Büşralık. Büşralık. Şöyle saçlık. Yakından göstereyim. İki rengini aldım. O kadar güzel ki. Bak şimdi hemen takacağım bunu. Bütün gün evde bunlarla dolaşıyorum. Sen de bir yandan çek. Ürün seçeyim bir yandan. Ürün seçim. Alıştın. Alıştın. Şuna gidiyor. Ooo pahalı bir şey geldi. Evet. O benim favorim. Baksana çok güzel olmadı bu tokam. Tanıdık burası. Yavaş. Bak ben bir bardak olsam bu olurdum. Bakar mısınız? Tam Büşra'nın hareketleri. Çok güzel. Şişko bir bardak hem de. Elinize böyle oturuyor. Çok hoşuma gitti böyle dobiş. Misafire de bundan verirsin. Bu arada bunları alırken kasadaki kız da takipçim çıktı. Bugün benim konuştuğum hatta yol sorduğum insanlar bile beni tanıyorlarmış. Biliyor musunuz? Çok mutlu oldum. Caner yine maddi kısmına bakıyor. TC erkekleri özet. Nerede tüylü bir şey var onu çekiyorsun sen de. Hadi çek ha düzülmüş. Sağ gösterip sola vurdum. Onun birisi senin. Biri benim. Bu ne rolon mu? Kulak çöpü. Kulak çöpü mü? Kulak çöpü. Bak bir tarafı böyle. Ekranı göremiyorum ya. Bir tarafı da böyle. Aaa şimdi ne var? Anla patisi var burada ya. Çok tatlı. Dur bakayım içini açayım. Ya bak bununla... şöyle patisi var. Aa valla bir sürü de varmış içinde. Çok nasıl tatlı. Kırı. Bu küçücük. Baksanıza bir tarafı böyle tırtıklı, diğer tarafı normal çöp şiş diyecektim. Acıktım galiba. Ne yapıyor? Ya kızlıksın ya. Panda kardeşliği. Ver bir pati. O neymiş? Evet. Oo, bir kutuluk. Ne bu? Kocam ne sence bu? Süt gel. Dur gösteremiyoruz. Şimdi bunu bilmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar zor ki. Bu şey boru. Dur bir dakika. Harbiden o kadar muntazam dizmişler ki. Bu ne lan? Bütün gibi ama bunlar tek tek. Ha, bu da toka. Toka toka. Baksanıza. Ya Allah'ım ya kadınlara yemin ediyorum var ya bunu çok bile güzel. Süsleyip püslemişler. Ama başka türlü almayız çünkü çok iyi biliyorlar. Biz önce bir göze hitap etsin ama geri takamıyorum bu kadar da. Kaliteli bir şey ama. Yani aman sakın. Bu neymiş? Ooo aynısından 85 tane var evde. Ama bu sefer pembe. İlk defa görmüş gibi de. Diğeri neydi? Lila. Diğeri Lila'ydı. Bak nasıl tahmin ediyorum? Cevaplarını son... bile tahmin ediyorum artık. En son pembe çanta aldım da onun için cüzdan aldım ama çok güzel değil mi? Baksanıza. O size videoda gösterdim yine değiştirdim. Gereksiz harcamalar yapmamalıyım dedikten sonra. Takayım mı? Takayım sana ne bana olur. Bana niye takıyorsun? Ne olur bir tane takayım ne olur. Video bundan sonra böyle devam edelim. Evet geldik. Çok önemli olmazsa olmazlarımız. Her gün not etmezsem o. Ama çok tatlı not değil mi? Not defterin boyutunu şöyle göstereyim. Evet avucumun içi ama kadar. Ama benim elim kadar o. Senin elin. Senin de avucunun içi kadar. Çok yakışıyor dur. Ama yeter bunun aynısı vardı. Tamam grisi işte şimdi pembesini aldık bir de beyazı vardı. Pembesi vardı zaten. Çok hayır pembe yoktu. O başka bir pembe. Bu sabah tişörtüne takılı. Tüysüz. Tüysüz. O krem bu renk yani. Çok seviyorum. O ne? Ha. Dondurma. Dondurma gerçekten. Şey düz aç. Oo, çok saçma. Dondurma. İki saat rujum. Yemi. Bu şey boyası. Aklım pisliyor çok ya. Beni de unutmamış. Bana da almış. Keşke sen de deneyebilsek bir tane. Bende makyaj var aa, ya. Aa sen bak ben bu işin sonunu tamam, biliyorum. Tamam. Hayır. Evet, Büşra'nın para verdiği şeylerden biri. Ama bu şarttı bize. Bu biraz lazım. Ben bize. De diyorum ki niye uyuyamıyorum? Ne eksik. Ne var. Eksik ya. Su. Okunmuş su. Ya. Lavanta spreyi aldım. Yastıklarımızı uyumadan önce sıkalım diye. Oo, açıyorum. Aç. Kolonya. Kolonya.
geldi. Yine Büşra'nın vazgeçemediği oyuncaklar. Ya kızlar, ben hani makyaj videoları ya da böyle cilt bakım videoları çekiyorum ya. İşte onları çekerken bunları taktığımda çok güzel duruyor videolarda. Ve ağzıma, yüzüme, saçıma, başıma da su gelmemiş oluyor. Çok tatlıyım ya. Çıkar çıkar bir şey ben değil bir o. Ben bu kaldım. Evet, bunu da çok uyguna buldum biliyor musun? Son bir tane kalmıştı. Ne bunun adı? Hadi söyle. Adı ne? Caner her şeyin sonuna lik getiriyor ya. Buna da getirdi, içimizden anlayın siz. Aldığım şeylerden verim beklerken. Beynimi kandırırken. Dur dur, bu hayret, böyle yapman lazımdı bak. Hadi ver bir patiye. Hadi size de. Hadi. Saçımı deli gibi 30 tane toplayayım. Böyle 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 böyle. Ama en iyisi de bu. Git de kremlerini sür. Buna da buldum, uykuluk. Uykuluk. Bu da allıklık. Hayır, yanaklık. Allıklık, yanaklık. Evet. Bunun adı ne? Söylerim. Söyle. Koyacaksın mı lan? Koyarım ki. Ne olacak? Beğendiniz mi kızlar? Teşekkür ederim. Kanala abone oldunuz mu? Teşekkür ederim. İyi yaşa. Çok iyi yaşa. Naneli sakız çiğnedi de ondan hapşırıyor. Alerjisi var. Dün sırtlayamadım ya. Beğendiğim o bir tanesi de stokta yoktu. O beğendiğim ikiliyi almaya gidiyoruz bugün her külümle. Aslan parçam yanımda. Şimdi kaldıramayacağım hiçbir şey yok. Yani yine hikayeye gidiyoruz. Asansör. Keyifli. Hocam takım olmuşuz. Kahverengi giller. Şeye benziyoruz. Tefeci miydi? Neydi? Ona benziyorsun. Siz anladınız, yazacağım. Mob wife şimdi çıktı ya. Gelir gelmez dün sıraya girmeye üşendiğim o peçetelikleri aldım. Haniyesinde hiç zaman kaybetmeden. Çünkü Caner buradan işe gidecek. O yüzden haldır haldır koşturuyoruz birazcık yetişelim diye. Sağ olsun kırmadı beni de. Heveslendim diye geldi hemen alalım diye. Kocam benim ya, çok severim. Çok severim. Dün ben buraya ulaşamadım. Yanlış yerden girmişim. 3 saat yürüdüm ya. Bir de topukluyla. Bugün hatırlandım. Gördünüz mü? Bir daha hayatta giymem hikaye gelirken topuklu. Galiba kalmamış biliyor musunuz ya? Ne istesem olmuyor, çıldıracağım. İnternette varsa olmadı, eve sipariş vereyim. Boşuna geldi. 2 gündür Ikea'da af oldum ya. Şimdi sorduk da diyor ki ya burada kalmadı diyor ya da yerini değiştirmiş olabilirler diyor. Sanırım burasıymış zaten yeri ama burada başka bir şey varmış. Gözlüğü hatırladınız mı? İzmirlerden geldi daha. Yok, Türkiye'deki son gözlüğü aldım herhalde. Yok, ortada yok gözlük. Ben yardım edemiyorum ama seni çok iyi video çekerim. Erkekler güçlü varlıklar gerçekten. Ya bak şunun bir tanesini ben taşımaya kalkıp bırakırım yani. Tutayım kocam. Bir işe yarayalım. Varan bir. Anam arabayı bile tutamıyorum. Gücüm yetmiyor ki. Dedem olsa şey derdi, ekmek ye. Bak 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 hocam benim. Akşama belim ağrıyor diyecek. Camı yokmuş, camını da sonra sipariş vereceğiz ya da bakacağız stok durumuna göre. Ona göre. Belim ağrıyor. Pardon. Kaşıkları oradan alabilir miyim? Kaldılar da. Arkadaşlar her beğeni Büşra'ya bir kaşık parası. Büşra'ya sahip çıkalım. Harika bir keyif yani arabada. Patatesim önümde. Kolamı içiyorum. Sığdırdık. Şükürler olsun. Ön koltuğu kaptı ama. Kayınvalidemin rolünü üstleniyor bugün. Caner'im de özel şoför gibi bana. Keyifler gıcır. Sadece camını bulamadık. Camını da artık bakarım ben sürekli. Geldiği zaman alırız. Yurt dışından ne zaman gelir bilmiyoruz dediler çünkü. Camında da sıkıntı yok. Şimdi Caner kuracak, hiç montaj falan almadık zaten. Halledebiliyor. Canım kocam. İlk evlenmişim. Evde de kurarken de zaten çekeceğim size. Perişan odayı artık toparlayacağız. Şöyle bir tulum aldım. Trendyol'dan. Bir Reels konsept çekmek istiyorum. Ama boyum kısa olduğu için A kısmı biraz büyük geldi bana. Şimdi yapıldı, tekrardan deneyeceğim. Son kontroller yapılacak, sonra tekrardan dikilip alacağım. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle Instagram'a onu atmış olurum. Kızlar en son 30 parça falan kıyafet terziye götürdüm. Dur, yanlış yoldan gidiyorum. Terzi abiye sordum, dedim ki ne zaman geleyim alayım. Bana 2025 dedi. Ama aldım, sıkıntı yok. Ya çoğu şimdi biraz kilo verdiğimden dolayı
böyle büyük geliyorlar. O yüzden işte Instagram'a Reels videosu falan çekmek istiyorum ya. Ondan yaptırmak istedim. Bir de Trendyol Mila'dan da birkaç alışverişim oldu. Artık oradaki bazı 34 kalıpları bana olmuyor. O yüzden de yaptırdım. Siz Instagram'dan girin bakın bakalım. Yeni yeni Reels'lar atıyorum ben komik. Beğenecek misiniz bakayım. Buradan da takip etmeyi unutmayın, tamam mı? Teşekkür ederim. Videoyu da beğendiniz mi? Teşekkür. Geldi benimki. Şunun bir güzel. Şunu cilvelere, işvelere cilveli. Şunu şu bak bak kafayı nasıl kütümüyor. Şuraları. Geldi benimki. Günlük doz. Ablaları. Hmm. Ben şimdi bırakayım nasıl bakacak ona. Oy. Kaşı. Kaşı biraz da mamayı hadi. Eve geldi sokak süpürgesi. Caner akşam dolabımı kıracakmış da. Öyle deyince ben de tatlı aldım ona. Bol bol doping olsun. Kuru yemişçiye uğradım. Kıyafetler oldu gibi yani. Sadece gördüğüm kadarıyla oldu. Caner hiç üşenmedi. Denedi kendikilerini olmuş. Ben şu an eriniyorum ona da. Aha. Ye akşama enerji lazım. 2 tane dolap kuracağım. Bakayım değişik bir şeyler aldım ya. Çilekli milekli. Güzel mi? Çok iyi. Farklı aldım tadalım diye. Bayağı iyi. Ne var bunun içinde? Bir şey sucuk diye. Kendime bir kahve yaptım şöyle. Akşam kahvesi. Onu içeceğim. Yoruldum ya. 2 gündür koşturuyorum ya ama yarın da işim var. O yüzden bu videoyu burada kapatmayacağım. Yarın o... Ayağım kaydı az kalır şu koca şeyi yıkacaktım üstüme. Elim ayağım tutmuyor. Yarın çok uzun zamandan beri görmediğim bir arkadaşımın yanına gideceğim Elif'e. En son hatta bir vlogumda hatırlarsınız Elif'i. Hatta gelinlik için eventi vardı orada falan karşılaşmıştık. İlk defa evine gideceğim. Ona gitmeden önce de bir ufak hediye alırız. Yeni evine hiç gitmedim daha. Elif'in çünkü evinin çok yakınında bir orta sehpacı var. Hani bu size Tramerter sanırım fayansın adı bu taşın. Bir orta sehpa istiyorum demiştim ya. Orada varmış. O hatta en son evine aldı. Oradan gördüm ben Instagram storiesinden. Dedim Elif hemen geliyorum birlikte gidelim. Ben de bakmak istiyorum. Oraya da bir bakarız. Yarın hatta birlikte hazırlanalım. Çünkü 2 günden beri makyajımı sessiz yaptım fark etmişsinizdir. Yani yarın yine benimlesiniz. Kaçamazsınız şekerim. Caner de gelsin. Çekmeceyi kuralım. Dolap hesabına da diğerlerini yükledikten sonra orası çok güzel olacak. Bir de camını bulamadık ya. Bulduktan sonra o kısma hani minik bir ayna koyup orayı bile aslında makyaj masası olarak bile değerlendirebilirim. Sadece çekmece olarak değil. Çünkü hem alçak hem de camı olduğu için masa olarak da kullanılıyor. O yüzden ekstra bir onu istedim ya. Bilmiyorum. Bakalım inşallah kuralım. Ustam çalışıyor. Ece'nin ikisi. Bir cinler bir biz tövbesi ayakta. Şimdi burası giriş. Gelişmeyi göstereceğim. En sonunda sonucu göstereceğim. Tamam mı? Hadi. Evet bu gelişme bayağı gelişti. Büyüttük işlere. Aa bu sana benziyor. Nasıl yeni koltuğu? Burayı zorlasam yatak bile yaparım herhalde. Yes, çok güzel oldu. İp gibi yapmışım ha. Abi, eline sağlık ya. Çok güzel oldu. Oo, bu benim var ya her şeyim olur. Şimdi bunu bu tarafa doğru çevireceğiz. Yarın da gündüz gözüyle bunu bu tarafa çeviririz. Ben de biraz buraları toparlarım. Son haline bakarız. Servisler bak. Yıllardan sonra hak ettik değil mi bu sefer? Kocam ameliyata bunlarla giriyor. Neşter. Çekiç. O eski evde tamir yaptığım şeyi de göstereyim. Ay şu kadar. Benimle aynı boyda. Onunla duvar deme. Onunla duvar deme bırak. Şey perde taktı Caner onunla. Ben de büyüdüm benim çekmecem var artık. Yazık. Bir de üstünde cam uydurayım. Ben gidiyorum buradan inşaata. Hadi gidelim. Ben uçaktayım şu an. Elif'im yeni araba almış. Uçuyor. Ay maşallah. Teşekkür ederim kankim. Gidiyoruz şimdi bize orta sehpaya bakacağız. Kameramı evde unuttuğum için telefondan devam ediyorum. Ama bence az sıkıntı kaldı. Olmaz. Az kaldı. Gidelim bakalım şimdi orta sehpalara falan. Sırtlayıp eve gitmem yok mu? Onu? Arabanın arkasına atmamız yok mu? Çöküyor ama. Üçe bölüm bunu. Bunu olmaz. Bunu olmaz. Kız taşıdım ben bunu da işte. Benimkini bunu da taşıdım aynen. Koydum şuraya. Bana hizmet etmedikten sonra ne anlamışım uçması? Herhalde. Selamlar. Bunlar da çok şıkmış ya. Bayıldım. Ay çok güzel duruyor banyo için. Güzel. Başlar içinde. Ben. Ya burada şu.
Bunlar sinir stres atar ya. Şunları seçtim. Sehpayı gelince göstereceğim. Yani dışarıda var ama onun büyüğünü ayarladık. Şimdi sipariş verdim. Evin boyutlarına göre yapılacak. Buna da mum koyarım diye düşündüm. Şöyle koca bir mum olabilir, başka bir şey olabilir. Buna çiçek koyacağım. Şu kahve fincanları falan konulur. Ve burada bir de şamdanlığım var. O kadar beğendim ki. Hepsini bunları masanın üstüne koyacağım. Masa çünkü bayağı büyük olacak salonun boyutuna göre. Bunları ayarladık. Şimdi dediğim gibi siparişimizi verdik. Geldikten sonra sehpanın üzerine de güzelce bir dizer gösteririm size. Zaten burada bir sürü çeşit var ama şunun daha büyüğünü düşünün. Çok beğendim. Bacakları bir tık daha kalın olacak yani bunun gibi. Şeklini böyle yuvarlak istemedim yani oval. Bir tık daha böyle girintili çıkıntılı olsun. Daha hoş durur gibi düşündük Elif'le. O yüzden bunun siparişini verdik. Şimdi geldikten sonra da dediğim gibi birlikte dizenleriz. Aşırı içmesinde, çok istediğimde ve yani gerçekten en kalitesini buldum. 3 aydan beri arıyorum. Belki duymuşsunuzdur. Instagram'da da söyledim. 3 aydır sonunda en kaliteli traverser satan yeri buldum. Hatta size de göstereyim. Şey ama reklam değilmiş. Şöyle Polen Stone diye. Instagram adreslerini bırakırım. Siz de bir bakarsınız. Çok güzel şeyler var ve evi de aşırı şıklaştırıyor. Şimdi koltuk takımı alabiliriz işte. Evet, günaydın canım. Son halde böyle oldu. Şimdi dedim şöyle sizinle birlikte hemen Domestos'un bu fıs fısı var ya, onunla bir sileyim. Temiz temiz kullanalım. İçinin çekmecelerini de silelim. Hatta biraz yerleştirmek istiyorum çünkü aşağı katta göstereceğim. Orayı toparladım ben gerçi ama. Oradaki eşyaları en azından buraya koyayım dedim. O kalabalık kalksın. Yalnız çekmeceye bayıldım kızlar. Gerçekten hani bunun iki tane boyutu vardı. Ben büyüğünü aldım. 1.65 miydi? 1.60 miydi? Neydi? Ama hakikaten kaliteli ve çok güzelmiş yani. Bayıldım. İçinin bej rengi olduğunu ya orada görmedim ya da bilmiyorum fark etmedim ama kötü durmuyor. Bence beyazdan daha iyi duruyor. Beyaz çünkü benim bu Alex'lerim var ya, çekmecelerim içeride makyajlarımı koydum. Onlar mesela çubuk leke oluyorlar. Yani o yüzden bence iç kısmının da bu renk olması daha hoş olmuş bence. Şöyle çamaşır suyu kullanacaksanız öyle benim gibi hiç bekletmeden silin ki böyle mobilyalarda çünkü bekleyince sararabilir, haberiniz olsun. Bir de ilk seferi diye yaptım, sonrasında cifle falan silerim ben. Ama ilkinde o tozu pisi bir atsın. Burayı da silelim de tamam. Nereye tamam, bir sürü iç var da. Bunları aşağıdan getirdim. Şimdi bunun bir tane daha böylesi var. Onu da getireceğim hemen. Bu da geldi buraya. Şimdi ben düşündüm ki diyelim ki işte bunun bir tanesini tight'larım, bir tanesini pijamalarım ya da işte atıyorum tişörtlerim, pantolonlarım gibi ayırayım. Bu sayede hem şunun içi birazcık hafiflemiş olur hem de bu dışarıda kalanları da yerleştiririz. Tişörtlerimi koydum. Hatta şuraya da ne yapalım? Ya da buraya mı yapalım ya? Bence sar atletlerimi de buraya koyayım. Günlük ya da böyle içime giydiklerimi falan en çok en sık giydiklerimi ayarlayayım. Genelde böyle içi pedli olanlardan giyiyorum ben. Sütyen takmamak için. Renkler de yani ama fosforink. Bunları ayarlayayım buraya. Hatta bunları daha çok giyiyorum ben. Böyle alayım. Atletleri bu tarafa aldım. Çünkü taytlarla birlikte koyacağım. Hani bir tık daha böyle spor yaparken hani bir çekmeceniz olur ya. Ona döndürmeye çalışıyorum çünkü. Tight'larımı da buraya koyayım. Şimdi burada yazlık pijamalarım var. Bu tight'ların yanına da dedim ki yazlık pijamamı koyayım. Sonra dedim ki benim bir sürü çekmecem var. Niye sığdırmaya çalışıyorum? Hemen bir alt çekmecesini açıyorum. İnanır mısınız? Yerim var. Şu yazlık pijamalarımı ayrı bir çekmece yapacağım. Çünkü pijamam bayağı var. Çok sevdiğim için giymeyi. Ona özel bir çekmece yapmak isterim şekerim. Hakkım bence. O kadar çekmece aldık. Bunlar uzun kollu ama inceler. Bunlar bayağı kısa kollular. Bunu da arkaya atayım. Yani yememişim, içmemişim. Pijama almışım.
Yalnız düşündüğümden çok daha uzun sürecek. Ve ben sizden gizli gizli dün biraz temizlik yapmış olabilirim gece 3'e kadar. Çünkü yarın misafirim var. O yüzden erken kalkacağım, yemek falan hazırlayacağım. Vlog başlatamayabilirim çünkü bazı görüştüğüm insanlar maalesef kameraya gözükmek istemiyorlar. Ben de saygı duyuyorum, o yüzden yarını vloglayamayacağım. Ama ben sizin gönlünüzü sonra alırım. Dediğim gibi kafadan şuraya bir tişört ve günlük giydiğim atletler yaptım. Çünkü en yaşlı özelliğim atlet giymektir benim. Buraya pijamalarımı koydum. Buraya da daha böyle günlük giydiğim atletler ve taytlar olarak sıralamak istiyorum. Belki bu taytların daha kısaları falan da var ya, onları ayarlarım. Ama ilk önce şunların içlerinden elemem lazım. Aynı zamanda işte bunda da mesela atıyorum taytlar var. Bunları da alıp buraya koymam lazım ki tek bir çekmece yapabileyim diye. Onun için de bence şunun videosunu da yapalım. Bir anlamı olsun. Çünkü giyinme odamı toparladığım bir videoyu ayrıca çekeceğim ya. Onu da ona sığdıralım. Ama en azından hani dolabı görmüş olduk, kurmuş olduk. Birazcık da doldurduk olsun. Hem oda sıcak, hem karanlık, hem çok eşya var. Bunu aldım gerçekten. O gün bugün değil. Kendimi hazırlamam lazım önce. Ay kuşlara bakın. Belki üstümüzden bir kuş geçer. O müthiş sesim. Tamam, artık kapanış yapıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ellerim çamaşır suyu kokuyor rezil gibi. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok aktifim, haberiniz olsun. Yani hemen hemen her gün storylerde cilt bakımları yapıyorum, reels'lar atıyorum. Beni özlerseniz orayı sık sık ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ettim. O zaman hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.